Amerika'nın Seattle eyaletinde bulunan bu duvar insanların çiğneyip daha sonra duvara yapıştırdığı sakızlarla dolu. Belediye ise bu konuda oldukça şikayetçi. İşte sakız duvarının ortaya çıkış nedeni. Aslında yana yaklaşılmadığı sürece oldukça renkli ve sevimli görünen sakız duvarı, yana yaklaşıldığında merak edenleri abartılı bir tükürük kokusuyla karşılıyor. Amerika'nın kahvesiyle meşhur Seattle eyaletindeki bu duvarın hikayesi 1990'lara dayanıyor. Bu duvarın bulunduğu Post Alley'deki tiyatro salonunda 1990'lı yıllarda uzun kuyruklar oluşurdu. Tiyatro gişesinin kuyruğunda bekleyen insanlar içeriye sakızla girmek yasak olduğundan dolayı 1993 yılından itibaren ağızlarındaki sakızları duvara yapıştırmaya başladı. Her gelen ağzındaki sakızı duvara yapıştırınca ortaya bizdeki ağaca çaput bağlama gibi bir gelenek oluştu. Artık insanlar tiyatroya gitmese bile oradan geçerken çiğnedikleri sakızı duvara yapıştırır oldu. Önceleri duvara yapıştırılan sakızlar belediye görevlileri tarafından kazınarak temizleniyordu. Ancak sonraları sakız duvarı çevre eyaletlerde de nam salmaya başladı ve turistik bir bölge oldu. Bununla birlikte sakızlar kazınmadı ve gittikçe birikti. Şimdilerde ise Seattle'da gidilmesi gereken en iyi 10 yer listesine girmeyi başarabilen 20 yıllık sakız duvarı hijyen ve hastalıkları önlemek amacıyla temizlenmeye başladı. Ancak bölgeyi ziyaret edenlerin yine de sakızlarını duvara yapıştıracakları kesin olarak biliniyor.